Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Evet başkanım, Karabük özellikle Karabük bölgesinde çok ciddi bir sel felaketi yaşıyoruz. Evet. Yenice'de dün akşam ilçe su altında kaldı. Karabük'te son bir yıldır, bir buçuk yıldır bir çalışmanız vardı. Yağmur suyu drenaj projesi. Evet. Hemen hemen ilçe bazında merkezde %90 bitti gibi bir şey. Evet. Sizce yağmur suyu drenaj projesi ilk imtihanını verdi mi başarıyla? Valla işte görüyoruz yani şu anda bizim merkezde hiçbir sıkıntımız olmuyor. Bu kadar yağmur yağdıktan sonra yani 4-5 tane noktada bu işi yani çözemiyorduk. Yani mesela istasyonu yıllardan bu tarafa kronik bir problemdi. Biz de yani müdahale ettik ama daha önceden yani tabii çok köklü bir müdahale olmadı. Yani yalnız suyu tahliye için yapmıştık o müdahaleyi. Ama suyu şimdi yani baştan toparlayarak tahliye etme programı yapıldıktan sonra yeni projeyle bir problem yaşamadı. Yani şu anda yani istasyon caddesi. Aynı şekilde Yeşil Mahalle bir problem yaşamadı Yeşil Mahalle'de. Yine 100. Yıl Mahallesi'nde büyük problem oluyordu. Öyle bir problem yok. 5000 evlerin alt noktasında şu anda bizim yani en son sıradaki evlerde yollardan yani yoldan gördüğümüz yani evlerde büyük problemler yaşanıyordu. Yani su baskınları yaşanıyordu. Yani oralarda da böyle bir yani baskın görmedik. Yine 5000 evlerin bütün yolları dere gibi akıyordu. Yani etrafında bir sürü yer tahrip ediyordu. Bunlar da yoktu. Ben yağmur işte yağarken hemen hemen sık sık dolaştım, baktım, gördüm. Yani bunlarla ilgili müdahalelerde bulunduk. Yani şey müdahalelerde yani bulunmadan yani iyi bir şey geçirdik yani. Bir haftadır yoğun bir yağış yaşanıyor. Bir haftadır. Evet. Merkezde belediye mücadele alanları içinde Almadık. Yani. Hiçbir su baskını ihbarı almadık. Yani mesela bugün bir tane su baskını ihbarı geldi. O tam Cuma yanından yeri geldi. Yani Cuma. Belediye mücadele alanları içinde değil. Yani değil yani. Cuma yanından geldi. Merkez olarak kabul ediyor yani orada. Evet. Daha önceki yıllarda bir yıl önce yoğun yağışta 3-5 noktada yaşanıyordu değil mi bu? Yani tabii. Yani bir yıldan demeyeyim de 2-3 yıl evvel çok daha fazla yaşanıyordu yani bazı noktalarda. Hani biz basit müdahalelerden çözmeye çalışıyorduk ama biraz faydalı oluyordu yani. Evet. Ama gene de mutlaka işte su baskını olan yani oraları müdahale etmemiz gereken yerler oluyordu ama bu sene hiç olmadı yani. Evet. Yani. Başkanım yağmur suyu drenaj projesi ne demek? Karabük halkı yani bir şey yok bu. Bu projeyi biraz açar mısınız? Şimdi zamanında bizim normal kanalizasyondan yağmur suları aynı şeyde borularda toplanıyor. Evet. Yani o da şöyle söyleyeyim. Yani bir yağmur yağdığı zaman bütün kanalizasyon borularımız tıkanıyor ve geriye tepmelere başlıyor. Hatta kanalizasyon tıkanıklıklarına da sebebiyet veriyordu yani bu. Yani kanalizasyonlar da geriye tepiyordu. Yani böyle sıkıntılar yaratıyordu. Aslında yani burada yağmur sularının ayrılması gerekiyor. Yani tabii yani şehircilik yani çok farklı bir şey. Mesela bir Fransızların işte düşüncesi farklı, Almanların farklı, İngilizlerin şehircilik olayları farklı. Yani bizde de biraz daha yani yeni yeni bazı şeyler uygulanmaya başlıyor yani şehircilik içerisinde. Yani yağmur sularının aslında kesinlikle kanalizasyonlardan ayrılması gerekiyor yani. Tabii. Hem kanalizasyonlarda biliyorsunuz yani kanalizasyon suyunun artırılması gerekiyor. Zaten böyle çok yoğun dolu olduğu zaman arıtmalar da yani iyi cevap vermiyor. O zaman da yani tam arıtmadan suları hızlı bir şekilde arıtmadan da tahliye ediyorsunuz yani. Hem yani 2-3 tane büyük problem taşıyor arka arkaya. Ve biz bunu yağmur sularını belki de yani bilmiyorum ama var mıdır yok mudur yani bu kadar detaylı olduğunu da Türkiye'de pek sanmıyorum. Belki turistik ufak beldelerde olabilir yani bazı problemleri çözmek için. Yani o altyapıyla ilgili çalışmalar. Kaç kilometre burada yaşadınız başkanım? Şu anda 100 kilometreye yaklaştık yani. 100 kilometre. Yağmur suyu. Evet yani şu anda aslında burada evet. Yani bir yıldan beri takip etmiş olduğum harita var. Şimdi yapılan yerleri tekrardan detay çizimlerini yaptırıp kontrollerini yapacağım yani burada. Yani bu artık yani saçak suların da şeyden kopartılması lazım yani. Kanalizasyonlara verilmemesi lazım yani artık onların da yollara verilmesi lazım. Çünkü biz yollara yani yollara yağacak yani gelecek yağmur sularını toplayabilecek durumdayız yani.
O da çok büyük yanlış. Mazgallardaki sular yağmur suyu projenin borularına gidiyor. Tabii tamamen artık yani. Eskiden ya onlar kanalizasyonlara gidiyordu. Düşünebiliyor musunuz yani? Mazgal bir müddet sonra zaten geriye tepmeye başlıyordu. Mazgalı hiçbir şeye faydası yoktu. Sular artık kendisi nereye gidebiliyorsa oraya akıyordu yani serbest gidiş. Başkanım bu proje kaç liraya mal olmuştur Premik Belediyesi? Valla şu anda tahmin ediyorum işin sonuna kadar herhalde bir yani 25 milyon 26 milyon lirayı bulur bilemiyorum yani 30 milyona yaklaşır mı çünkü fiyatlar çok arttı ama yani ben size şöyle söyleyeyim zaten biz buna başlarken bile yapmış olduğumuz değişik metotlarla işte boruyu almaydı işte taş vermeydi işte bunu döşemeydi gibi olayları parçalayarak yani fiyatları çok yani aşağı çekmiştik. Hiç kimsenin tahmin etmediği rakamlara çektik bu altyapı işinde. Bu boru işini yani bu iş, yani işi yapmayı çok aşağılara çekmiştik ama şu andaki maliyetlerle kesinlikle 100 milyon lira yapılmaz bakın. Peki evet. Başkanım bu yağmur suyu drenaj projesi Karabük şehir merkezinde kaç yıllık bir ihtiyacı giderir sizce? Bu mu? 100 yıllık. Yani ama bunun ne olacak? Şehrin işte bundan sonra ana borulara şehir genişledikçe o genişleyen bölgelerden borular yani borulardan taşınacak yani. Yani bağlantılar artırılacak yani. Biz ana boruları proje kapsamındaki boruların bir üstünden biraz daha büyüğünü seçtik yani. O boruları çapları biraz daha büyüttük. Yani etraftaki işte kılcal gelen borularla ilgili beslenmesini düşünerek yani dediğim gibi 100 yıllık bir proje bu yani. Evet. Yani Karabük'te artık su baskını veya sel baskını gibi bir artık gündem olmayacak diyor. Olmaması lazım. Olursa da nerede bir problem varsa çözülüp yani olmamasını sağlamak lazım yani. Evet. Daha önceki yıllarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle sel baskını yaşanıyordu. Evet yaşıyorduk. Evet. Bu sene için böyle bir sorun yaşadınız mı acaba? Çok şükür bu sene korkuyorduk. Ama belediye başkanımız gerçekten geçen sene güzel bir şeyler yaptı. Bu sene herhangi bir sorun yaşamadık. Yani yapılan su drenaj güzel, güzel yani. Güzel. Bayağı faydasını gördük. Hatta geçen hafta yağmur yağmıştı. Çok korkmuştuk. Ama çok şükür caddemizde herhangi bir sorun yaşamadık. Daha önceki yıllarda yaşanan yoğun yağışlardan nedeniyle buralarda sel baskınları oluyordu biliyorsunuz. Evet, evet oluyor. Bu sene herhangi bir sıkıntı yaşadık. Yok, yaşamadık. Şu anda belediyemiz altyapı çalışmalarını yaptı. Şu ana kadar bir şey yok. Yani yapılan yağmur su drenaj projesi işinize yaradı. Tabii yani dükkanlara giriyordu daha evveliyatında. Şu son zamandır yani tarih olarak bilemiyorum ama yapılanlardan memnunuz. Su baskını yok. Daha önceki yıllarda yaşanan yoğun yağmurlardan kaynaklı sel evet. baskınları oluyordu buralarda. Bu sene herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Bu sene yaşanmadı. Altyapı yapıldığı için yaşanmadı. Yani yapılan yağmur su drenaj projesi işe yaradı. Evet. Daha önceki yıllarda yaşanan yoğun yağışlardan eviyle su baskınları yaşanıyordu buralarda. Evet. Bu süre için herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı acaba? Yok. İki defa falan daha önceki yıllarda su bastı bu istasyondan merkeze kadar. Yani geçemedik zaten oralardan. Ama ondan sonra yani yoğun yağışlarda bir sıkıntı yaşamadık. Yani bir faydası oldu herhalde o yapılanın. Evet, yapılan. Ondan önce bayağı sıkıntılar çektik. Yani buraya yarım metreye kadar su girdiydi mesela. Ondan sonra bir sıkıntı yaşamadık. Şimdilik bir şikayetimiz yok. Olur. Keşke daha önceden de sıkıntı olmasaydı. Daha iyi olurdu tabii ama. Öyle yani. Başka bir sıkıntı yok. Yani yağışlarla ilgili bir sıkıntı. 2 senedir falan yaşamıyoruz. Çok teşekkürler. Daha önceki yıllarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle buralarda seller oluşuyordu. Bu sene için herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Bu sene yok. Yani bir senedir yok. Yani yapılan su drenaj projesi kurtardı. Kartaltepe'den gelen sel suyu bloklar vardı. O blokların yani komplesi gelen su Bala Sokak'ta yapılan şey kanalı Selsantaş'a verdikleri için kurtardı. Başka hiçbir şey kurtarmaz burayı. Bir şey değil.